Merhaba arkadaşlar, ben Sedat Talıbalı, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Peugeot 106 alınır mı videosunu daha öncelerden çektik. Hatta Peugeot ve Citroen Saxo 106 Citroen Saxo'nun kıyaslama videosunu da çektik. Yoğun talep üzerine Peugeot 106 alırken dikkat edilmesi gerekenler nedir? Bunları çok uzun olduğu için arkadaşlar aklıma gelenleri not aldım. Mecbur buradan okumak zorundayım. Diyelim ki yeni bir 106 satın aldınız veya alacaksınız. Kilometresi artık mutlaka 200 bin, 300 bin devrilmiş olacaktır. Dikkat etmeniz gerekenler. Ben listeleyeceğim. Eğer bilen de arkadaşlarımız, dostlarımız varsa mutlaka ve mutlaka yorum kısmına yazmalarını İstiyorum. Oksijen sensörü bozuk ise aracınız ya gaz yemez ya da istikrarsız devrilir. 160 ile 180 perpompaz kaybı yaşarsınız. Benzin sarfiyatınız da anormal derecede yüksek olur. Bu kiloluk sorun. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu saydıklarımız kiloluk sorunlar çözülebilir bilinen kiloluk sorunlardır. Yani illa 106 aldığınız zaman her araçta olacak diye bir şey yok. 2. Tüm motor kulaklıklarını mutlaka sık sık kontrol edilmelidir. Araca fazla yüklenmezseniz bile zamanla mutlaka çatlayıp kopabilmeye kadar gidebilir. Özellikle şanzıman kulaklığında arıza ilk olarak debriyajını kavrama noktasının değişmesiyle kendini belli eder. Bu şekilde kullanmaya devam ederseniz her an yolun ortasında bir sarkıntı ile istop edebilir. Dikkat edilmesi gerekiyor. Motor üst kapak çantası sık sık yanar. Yeni aldığınız bir araçta bu parçayı ve tirker setinin işinizi garantiye almak için hemen değiştirmenizde fayda var. Yani ikinci el 106 aldınız. İşte diyelim ki 30 bin liraya. Tirkerini, yağını, suyunu, hava filtresi, mazot filtresi, contaları değiştirmenizi öneriyorum. Alternatör eğer aracınızda gaza yüklendiğinizde katran ışıklarında bir artış oluyorsa veya ABS ikazı arada sırada gaza yüklendiğinizde uyarı veriyorsa mutlaka hemen alternatörünüzü kontrol ettirip tamir etmeniz gerekir. Aksi takdirde aracın beyni dahil tüm elektrik tesisatını geri dönülmez hasarlar verebilirsiniz. Allah muhafaza yangınla bile sebep olabilir. Şanzımanda sürekli terleme. Bu aslında ne yaparsanız yapın kolay kolay kesilmeyen bir sorundur. Ama keçeleri kontrol edilmesi önemlidir. En azından indirmeye gerek. Ön sol amortisörlerden gelen lok tamir edilen tabir edilen ses doğaldır. 0-106'da bile olur. Kontrol ettirin ama fazla da üstüne masrafa girmeyin. Yok etmesi zor ve yok edilse bile tekrarı çok kısa süre sonra olacaktır. Biraz can sıkıcı olabilir. 106'nın gerçek hastalığıdır. Hızlı bir şekilde bir kayıstan geçme sonucu aracınız birden stop etmesi ve çalışmaması, elektrik tesisatının devre dışı kalması, aracınızın motorunun hemen üzerinde bulunan güvenlik modülü devreye girmiştir. Kırmızı lastik kaplı tuşa basarak tekrar aracınızı çalışmanız mümkündür. Zamanında bunu bilmeyenler az çekici parası ödemedi arkadaşlar. Bir tanesi de benim. Aracınızın altında sürekli olarak gelen lakıntı. Bu genelde hep eyvah ön takım dağıldı şeklinde algılanabilir. Ama asıl suçlu olan egzoz bağlantıların ön takıma baktırmaya gitmeden önce mutlaka bir egzozcuya gitmenizi öneriyorum. Direksiyon durduğunuz yerde sağa sola dönerken lak luk diye vurmaya başladıysa ki bu sürekli olacaktır. Rot başlarınız dağılmış demektir. Ucuz ama sıkça bozulan bir parçadır. Spor yay olan 106'larda orijinal parça bile koysanız maksimum ömrü 3-4 aydır. Çok temiz bakıldığı zaman belki 6 aya kadar çıkabilir. Yani şoföre bağlı diyelim bence.
Kesinlikle ama kesinlikle motorunuzu yıkatmayın. Bu cüllerinize bağlı olduğu üst kapak kapağından yer alan ateşleme modülleri anında zarar verirsiniz. Devrelerin arasında su girmesiyle aracın tüm ateşleşme düzeni hemen o anda birbirine girer. Olduğunda yıkattınız diyelim. Aracı güvenli bir köşeye park edip en az 24 saat kurumaya bırakın. Kuruması için siz müdahalede bulunmayın. Daha beter içerisinde lem yapıp kuru bağlamasına sebep olursunuz. Kuruduktan sonra büyük ihtimalle düzelir. YouTube'dan veya başka sosyal medyada bunları görüyoruz. Adam motorun içine tazyikli suyu basıyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Madem aracı yıkatmak istiyorsun, yıkama spreyleri var. 25-30 lira. Al ondan bir tane. Ön tekerleklerin salıncaklara bağlı olduğu alt çıvatalar sürekli kontrol ettirin. Ani çukura girmelerde çatlayıp en kötü zamanda kırılabiliyorlar. Bu da lastiğin direkt olarak yerinden fırlamasına ve ciddi kazalara sebebiyet veriyor. Aracınızı yıkatırken kesinlikle tazyikli suyu kapılara bakar şeklinde açtırmayın. İnce kapı saçları bu tazyikli su direkt çökertmektedir ve boyayı da dökmektedir. Aracınıza olası bir arızadan dolayı ani stop etmeler başlarsa defalarca tekrar kontak basmayın. 106'larda 16 valve kutusuna ilk marşa basma anında çok ciddi bir basınç uygulanır. Bunu defalarca arda ardaya yaparsanız bir anda büyük gürültüyle ön tabutun sivilcelerinin belirdiğini görebilirsiniz. Sonradan beyaz katran takılmış araçlarda gerek kilometre gerek ise devir bilgileri yanıltıcı olabilir. Eğer aracınızın katran takımında herhangi bir oynama olduysa mutlaka orijinal değerlerine sadık koruma getirin. Yoksa benim gibi iki gününüzü neden bu araba 500 devirde rölanti duruyor diye olarak geçirirsiniz. Yağ sıcaklığı düzgün seviyeye gelmeden asla kaza yüklemeyin. Eğer ısınmasında bir problem varsa ise hemen servise başvurun. Bunu gerçekten tavsiye ediyorum. Sürekli gevşeyen vidası mutlaka sağlam bir şekilde sıkıldığına emin olun. Yoksa yolun ortasında arabadan fırlayıp gitmesi çok muhtemel bir durumdur işletmenin. Yıpranmış ya da eskimiş benzin tahliye boruları 106'larda çok sık görülür. Bir başka sorundur. Depoyu füllediğiniz zaman aracınızın altında herhangi bir benzin sızıntısı var mıdır diye mutlaka kontrol edin. Oto yıkama verdiğinizde iç temizlik yapılırken aracın kalorifer kenarındaki açma kapanma tuşlara dikkat edilmesi konusunda temizlik yapan kişiye sıkı sıkı uyarın. Çünkü biraz sert bir bez hareketiyle bu tuşlar hemen kırılır ve diğer arkada kalan yarısı ise düşerse çıkarması çok güç oluyor. Siple setinizi bijon anahtarını mutlaka çok daha sağlam bir anahtarla değiştirin. Orijinal anahtarı ufacık bir zorlamada direkt yamulup kullanılmaz hale gelmektedir arkadaşlar. Aracınızın ön koltuğunda fazla kilolu insanlar var iken siz onun hızlı kalkışlar yapmayın. Birkaç kereden sonra direkt koltuk bağlantıları yamulabiliyor. Şaka değil arkadaşlar. Bu gerçek. Şu an araç fiyatları ülkemizde arttığı durumda şu an 106, 206, Peugeot 307 gibi araçlardan talepler yoğunlaştı. Çok aslında kiloluk sorunları yok. Benim bu saydığıma bakmayın. Ustası yok diyelim. Bu araçlardan anlayıp emeğinin karşılığını verebilecek gerçek bir usta yok. Peugeot'u zamanında çok kötülemişler. Bir yerini yaptırırsan bir yeri bozulsa Peugeot'lar böyleydi, şöyleydi gibisine sizi tahrik edici, sizin moralinizi bozacak bütün cümleleri duyarsınız. Temizliği bulduğunuz sürece Peugeot'un birçok model ve serisi alınabilir. Temizliği bulmak da kolay mı? Zor ama 106'nın temizliği bulmak zordur. Ama döviz Saxo'nun temizliği bulabilirsiniz. İki araç da aynıdır. Aynı pilotma, aynı parça, aynı dizayn, aynı görünüşe sahiptir. Eğer 106'nın temizliği yoksa Stravin Saxo'ların temizlerine bakabilip alabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.